iyi takım arasını iyi değerlendirmiştik. 4 haftada bir 8 puan toplamıştık. Yine iyi başlamak istiyorduk şu arayı değerlendirip. Tabii Adana deplasmanı, Adana'da 4 maçta 10 puan bayağı iyi durumdaydı. Ama çıkışta olan bir takımız ve serimizi devam ettirmek istiyorduk. Tüm hazırlıklarımızı böyle yaptık. Güzel zeminde, güzel atmosferde çok daha iyi oynuyoruz. Bunu da sahaya yansıttık. Maçın belki ilk yarısı istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Yani ilk yarıda skorda avantaj sağlayabilirdik ama ikinci yarı gerçek gücümüzü ortaya koyup maçtan farklı galip ayrıldık. Tabii bu bizim için önemli bir galibiyet. Deplasmanda aldığımız galibiyet ve sürekli yukarıya doğru tırmanıyoruz. Futbolcularımızın sahaya koyduğu performans, sonradan giren oyuncularımızın verdiği katkı bizim için çok önemli. Geçen hafta da, son haftalarda bunu çok iyi yapmaya başladık. Gün geçtikçe takımımız hem temposu hem mücadele gücü hem oyunu oturmaya başladı. Ve önümüzdeki haftalarda bu seriyi devam ettirip üstlere tırmanmayı hedefliyoruz. Evet, Göztepe maçı, onlar da hedefe oynayan bir takım. İyi bir kadroya sahip, seyircisiyle sahada gücünü daha da arttıran bir takım. Onların gücünün farkındayız ama bu lig öyle bir lig ki herkes herkesi yenebiliyor. Sahada oyun sistemini, temposunu, mücadele gücünü yüksek tutan her zaman daha avantajlı oluyor. Biz de böyle oynamaya çalışacağız. Tabii ki İzmir'in böyle bir derbiyle övünmesini istiyorum. Yani çıkıp orada futbol adına, sadece futbolun konuşulacağı, seyircinin zevk alacağı, televizyon başındaki insanların zevk alacağı örnek bir karşılaşma olmasını temenni ediyorum. Bununla beraber de hak edenin kazanmasını umuyorum. Kazanmak çok güzel bir duygu. 5 haftadır kaybetmiyoruz. Yani bir gol sıkıntısı yaşıyorduk açıkçası. Hepimiz de gol atınca, uzun zamandır gol atmayanlar gol atınca bu da ayrı bir mutluluk oldu bizim için. Murat'ın elası, kızı, benim masalım. Onlar da bize uğur getirdi. Takım da işte dediğim gibi 5 haftadır kaybetmiyor. Bundan sonra da bir derbi gibi bir maç var önümüzde. Derbi daha doğrusu gibi demeyeyim. O maçta da bu maçın güzelliğini taçlandırmak lazım. Yani o maçı da kazanıp yolumuza öyle devam etmek lazım. Birçok takımı geride bıraktık şu anda. 7. sıradayız. Daha da üst tarafları hak ediyor bu takım. Birlikte çalışıyoruz, birlikte gelişiyoruz hala. Sonuçta öğrenmenin yaşı yok. Ne olursa olsun beraber gelişiyoruz antrenmanlara, böyle güzel tesislerle. Çok yoğun bir taraftarımız yok ama gerçekten çok gönül vermiş insanlar var. Onlar bizim aileden biri gibi artık. Havaalanında bizi karşılıyorlar, deplasmanlara geliyorlar bizle beraber. Hepsini tanıyoruz, isim olarak da biliyoruz. Hepsine buradan ayrı ayrı ben teşekkür etmek istiyorum. Yani bizden bir parça gibiler. Biz galip gelince onlar mutlu oluyor. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Böyle bir bağımız var kendileriyle. Hep destek olsunlar. Daha da çoğalarak büyüsünler. Çünkü bir proje takımı Altın Ordu. Tarafları da yanımıza çekmek lazım. Bu büyümede onların da bize katkı sağlaması lazım. İnşallah böyle devam eder kendi adına, benim adıma. Ya iki, hem onun evladı var hem benim evladım var. Daha yeni doğdu ikisi de. Ya onlar bizim iki melek kanatlarımız gibi bir şey oldu bu takımda. İnşallah böyle çok devam eder. Hem takım adıma hem bizim ikimizin adına. Yani inşallah böyle güzel şekilde devam eder ve üst sıralara zorlarız diye düşünüyorum. Ben buraya ilk gün geldiğimden beri hani inanılmaz bir ortam vardı. Hani beni sanki yani uzun zamandır beraber gibi hissettirdiler bana. Ve bu bana daha tabii kolaylık sağladı. Hani geldiğim günden beri çok çabuk adapte oldum bu takıma. Burada takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum çünkü beni çok iyi karşıladılar. Ya dediğim gibi çok aslında adapte sorunu hiç yaşamadım. Hani sanki burada uzun yıllardır oynamış gibiydim. Ya bu da hani belki performansıma yansımıştır. O yüzden çok mutluyuz. Yani müthiş bir ortam var, müthiş bir arkadaşlık var. Teknik heyetimiz olsun, hep beraber müthiş bir hava yakaladık. Ya bunu inşallah devam ettiririz. Ve inşallah böyle devam eder. Bu hafta Göztepe maçı var ve çok zor bir maç. Onların da tabii ki taraftarı gelecektir bu maça. Yani bence çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Çünkü Göztepe maçı her zaman İzmir, yani İzmir takım, iki İzmir takımı beraber olduğu için zorlu maç olacağını düşünüyorum. Ama hani biz artık hani bir hava yakalamış durumdayız. Hani biz bu oyunumuzu devam ettirirsek, Göztepe maçında da gösterirsek biz Göztepe'den puanla ayrılacağımızı düşünüyoruz. Dediğim gibi inşallah bu hafta da iyi çalışıp 3 puan alırız bir Göztepe'ye karşı.